Herkese merhabalar. İyi bir hafta diliyorum. Öncelikle sağlıkla. Evet, piyasalarda neler oldu, neler oluyor, bundan sonra neler olabilir, onların üzerine birkaç cümle etmeye çalışayım. Geçtiğimiz haftadan gelen bir gündem var biliyorsunuz. Aslında bir önceki haftadan Merkez Bankası'nın faiz artışıyla gelen, sonrasında BDDK'nın swap düzenlemesiyle gelen, sonrasında bankalarda uygulanan mevduatlara uygulanan stopajlarda yapılan bir indirim. Ama geçtiğimiz haftayı Amerikan Başkanı Trump'ın COVID-19'a yakalanmasıyla beraber kapatmıştık. Ve bu haber riskli varlıklardan bir kaçışı risk iştahında önemli bir geri çekilmeyi beraberine getirmişti. Tabii Türkiye ilgilendiren başka konular var. Bunlardan bir tanesi işte bu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. Oradan Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak içerikte mesajlar geldiğini söylemek mümkün. Ama diğer taraftan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin hala devam etmekte olduğu gözüküyor. Yapılacak Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak olan görüşme bir başka tarihe ertelendi. Şimdi bir özellikle geçtiğimiz hafta Sayın Bakan'ın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programı sonrasında piyasalarda bir dengelenme çabası var. Atılan işte başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK tarafından atılan adımları bir normalleşme adımı olarak değerlendirmek lazım. Sonrasında da biliyorsunuz yeni ekonomi programı açıklandı. Burada iki tane dikkat çeken husus var. Bunlardan bir tanesi 2020 yılı için Türkiye ekonomisinin %0.3 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Ve bu büyümenin 2021 yılında %5.8 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Enflasyon tarafına geldiğimizde ise bu yıl sonunda 2020 sonunda enflasyonun %10.5 olması öngörülüyor. Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyonu var. Piyasa beklentilerinin altında kaldığını söylemek mümkün. Ama hala piyasa %10.5'luk enflasyon hedefine yakalanmasını zayıf ihtimal olarak görüyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi Merkez Bankası attığı adımlar, BDDK'dan gelen adımlar. İki kez iç piyasada dolar-tl kurunun 7.50'ye kadar geldiğini gördük. Ama sonrasında özellikle bireysel yatırımcının çok ciddi bir talebinin olduğu gözüküyor. Ve 7.50'ye gelen kur hızla yukarı doğru hareket ediyor ve 7.70'ler seviyesinde yeni fiyatlar, yeni dengeler oluşuyor. Şimdilik atılan adımlarla sanki 7.80 ve üstü bir miktar istenmeyen seviye gibi piyasa tarafından anlaşıldı. Ama Türk lirasında kayda değer bir değerlenme şu aşamada olmadı. Ama şunu söyleyeyim, atılan adımlar doğru adımlar. Zamanlaması tartışılır, daha önce atılabilir miydi? Ya da bunların hepsi bir paket halinde açıklansa daha etkili olabilir miydi? Bunların hepsi tartışılabilir ki ben zamanlama olarak geç kalındığını ve bir paket halinde açıklansa etkisini daha önemli, daha kendini hissettireceğini düşünenlerden. Ama netice itibariyle doğru adımlar atıldı ve verilen mesajlar bundan sonrasında da doğru adımlar atılmaya kademeli olarak devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi dolayısıyla şu tartışmanın içine girmemek lazım. İşte faiz arttı, kur düşmedi. Swap düzenlemesi geldi, kur düşmedi. İşte mevduatta stopaj belli vadede sıfırlandı, belli vadede azaltıldı, indirildi. Şey düşmedi, kur düşmedi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu bugünün tespiti. Çünkü buraya kadar bugüne gelene kadar ciddi hatalar yapıldı. Şimdi bu yapılan hataların bir adımla ya da bir iki adımla tamamının ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesini ve her şeyin bir anda dengelenmesini beklemek çok gerçekçi değil. Türkiye doğru adımları atmaya, attığı adımları da doğru iletişimle yerli ve yabancı yatırımcıyla paylaşmaya mutlaka devam etmeli. Tabii şu var, evet bankalarda bir miktar faizler yükseldi, stopajda bir indirim var. Ama hala piyasa beklentisi enflasyonu kendinize referans aldığınızda bir reel getiri sunmadığı net biçimde gözüküyor. Mutlaka atılan adımlar yatırımcı nezdinde Türk lirasını cazip kılacak düzenlemeler bir miktar daha ya genişletilmeli ya farklı adımlar atılmalı bu konuyla ilgili. Dolayısıyla şimdi dolar TL'ye şunu söylemek mümkün. Başta Merkez Bankası olmak üzere 7.80 ve üzerindeki bir kurun rahatsızlık yarattığı mesajını bence piyasaya verdi. Faiz artışı var, sonrasında ağırlıklı ortalama fonlamanın hala yukarı çekildiğini görürüz. Diğer taraftan baktığımızda 7.50 şimdilik bu senaryoda dip olmuş gibi gözüküyor. Oraya geldikçe alıcılar güçleniyor. 7.50 aşağı geçilirse bence hızlı bir çözülme, stop lossların çalışması mümkün olabilir ve 7.20'ye gelebilir.
Şimdilik bugün için en iyi senaryoda dibin 7.20'de olduğunu düşünüyorum dolar TL tarafı için. Borsaya bakacak olursak zaten getiri olarak çok geride kalmıştık. Yavaş yavaş bir toparlanma sinyali var. Zaman zaman işte bankacılık sektörüne cılız da olsa yabancı alışların olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber işte 1150'ler seviyesinin üzerine doğru geldi. Yani eski ifadeyle 110.000, 120.000 bandının tam orta noktasına geldik. Piyasa 1100 puan seviyesinin altına inmediği sürece pozisyonları korumak bence doğru olur. Yukarı doğru hareketin devam etmesi burada çok kalıcı ve bir trend oluşturacak sürecin içinde olduğumuzu açıkçası düşünmüyorum. Mutlaka ki uluslararası alanda piyasaların seyri, Amerikan seçimlerine ilişkin beklentiler, pandemi sürecinin ne şekilde yönetileceği ya da gelişeceği bunlar hepsi faktör. Ama şunu söyleyebilirim, banka sınai rasyosu olarak bakıldığında bankacılığın çok ucuz kaldığı çok net gözüküyor. Dolayısıyla buradan artık yukarı doğru bir momentum kazanacaksa Borsa İstanbul bunun ancak banka hisseleriyle olmasını beklemek mümkün. Ama kişisel fikrim ucuz. Eyvallah. 2021 yılında işte hedef 5.8 büyüme gerçekleştirilebilir mi? Gerçekleştirilebilir. Şüphesiz ki şeyi dışarıda bırakarak, pandemide ikinci dalga riskini dışarıda bırakarak söylüyorum. Ki Sayın Bakan da öyle bir senaryoda bu seneki yani 2020 yıl sonu için 0.3 olan büyümenin 1.5 küçülmeye döneceğini, önümüzdeki yıl için 5.8'lik büyümenin de 3.7 olarak öngörüldüğünü söyledi. Ama bence önümüzdeki dönem bankacılık endeksinin eşlik etmediği bir yükselişin borsada kalıcı olmasını ve piyasayı beklentilerin üstünde hızlıca yukarı taşımasını beklemek çok gerçekçi değil. Hatta bir miktar sınai banka değişimi söz konusu olabilir mi? Onlara da bakacağız. Ama dediğim gibi şimdilik 1100 puan seviyesinin üstte kaldığımız sürece çok sıkıntı yok. Ama yukarı 1200'lere yaklaştıkça bir miktar özellikle sanayi tarafında alınmış ve ciddi getiriler elde edilen sektörler ve şirketler var. Oradaki karların bir miktar kısa vade için bir miktar realize edilebileceğini düşünüyorum. Orta hatta uzun vadede bunun çok ucuz olduğunu, özellikle bankacılık endeksinin çok ucuz olduğunun altını bir kez daha çizeyim. Herkese iyi haftalar diyeyim. Forex'e teşekkür edeyim bu fırsatı bana verdiği için. Umarım herkese önce sağlıklı, sonra keyifli, mutlu, huzurlu, başarılı, bereketli, hayırlı bir hafta olur. Hoşça kalın.